Annene çok yüklenme. Bu kadarına gerek var mıydı bilmiyorum. Yani benim dinlediğim kadarıyla öyle çok ağır bir şey söylemedin. Kapattıktan sonra mı dedin? Baba, annem beni evden kovdu. Ya biliyorum çok kırıldı, kızdı ama git onlarla yaşa dedi. O da çok ağır konuştu. Ya anneni anlıyorum aslında. Yani kendimi onun yerine koyuyorum, anlıyorum. Nasıl yani? Gel otur oğlum şöyle. Oylumcuğum bak, benim hayatımda başka bir kadın var artık. Evet. Yani farz et ki annenle boşandık. O da başka biriyle evlendi. Sen de ona yemeğe gidiyorsun. Yani ben de bir daha bana gelme diyebilirim. Bilmiyorum. Baba, sen annemi kıskanıyor musun? 30 yıllık karım, bir tanem benim. Tamam da boşanacaksınız. Ve boşandıktan sonra ne yaptığı seni ilgilendirmez. Öyle olmuyor işte. Yani boşandım deyince duygular bitmiyor ki. Yani anlamıyorum. Sen hala annemi seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Yani eşim olarak değil tabii, yani o şekilde değil. Ama ben annene bir hayat kurdum. İki tane pırlanta gibi bir çocuk yetiştirdik. Ya 30 yılı yok sayamam ki. Annem istese de istemese de o benim parçam olarak kalacak. Biliyor musun? Düşününce yani sen olgun birisin. Yani tepkilerin. Ne bileyim, onca insan içinde de eşim ve öyküyü çağırdı annem. Rezil etti. Ama sen hala hayatımın bir parçası olsun istiyorum diyorsun. Bilmem, yani güzel bir şey bu. Olgunlukla ilgisi yok kızım. Hayatının 30 yılını biriyle geçirince o ister istemez senin bir parçan oluyor. Belki de olgunluktur, belki de ben annenden daha olgunumdur, bilmiyorum. Yeşim. Efendim Yeşim? Hayatım. Gelirken iki paket krema alır mısın? Hangisinden alayım? Fark etmez ama iyi bir marka olsun. Kremalı mantar yapıyorum. Oo, bayılırım bayılırım. Biliyorum. Ne zaman gelirsin, ne zaman atayım fırına? Birazdan gelirim bir tanem. Ben de oylumla oturdum, Boğaz'a karşı sohbet ediyoruz şimdi. Aa, oylum yanında mı? Evet yanımda. Yemeğe çağırın. Selamı var. Sen de çok selam söyle. Getirsene yemeğe, ben bugün hep etsiz yemek yaptım. Zeytinyağlı enginar yaptım, bir de makarna yapacağım. Aa, oylum da gelsin diyor. Bak, enginarla makarna da yapacakmış. Hı? Benim bir programım var. Arkadaşımla buluşacağım, başka zaman. Arkadaşlarıyla buluşacakmış, başka zaman diyor. Hmm. İyi tamam o zaman, arayı çok açmasın ama. Burası onun da evi, biliyor değil mi? Bilmez olur mu tabii, açmaz açmaz. Anne, babamla konuşacağım. Öykü seni istiyor. Ha, ver bakalım. Prensesim, nasılsın bir tanem? İyiyim babacığım. Oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Oh bir tanem, yerim seni ben. Ben de oğlum ablanla oturdum. Konuşuyoruz biraz. Yeşim, Öykü atlatabildi mi? Cadıyı diyorum, baskın yaptı ya, atlatabildi mi? Bir sorma. Neler çektim onu yatıştıran o kadar. Çok normal. Kızım, oğlum ablam da yemeğe gelsin be. Ya yine hakim teyze gelse, çok korkuyorum ben ondan anne. Ama o başka, o başka kızım. Sen oğlum ablanı seviyorsun değil mi? Babacığım çabuk gel. Geleceğim bir tanem, geleceğim. Anneni ver bana bak. Söyle canım. Başka bir eksik var mıydı? Yok yok. Ben bir şey lazım olursa sana mesaj atarım. Hadi öptüm. Ben de seni öptüm. Yani gerçekten o kadar merak ediyorum ki yeni baskın için ne bahane uyduracak.
Yalnız o yalan değilmiş. Oğlu gerçekten saldırıya uğramış. Aa. Murat geldiğinde çok üzülmüştü, mahvolmuştu. Geçmiş olsun. O akşam annemin gelmesi çok kötü oldu. Boş ver ya, boş ver bir tanem. Yeşim ne yaptı? Yani bozuldu mu? Yok, hayır. Ama kötü hissetti tabii. Sen geleceksin diye özen göstermişti. Art. Sen söyle. Hayır, hayır. Sen söyle bir tanem. Sen söyle. Artık evlenmek istiyordur herhalde diyecektim. Evet, doğal olarak istiyor tabii. Ama annen hala boşanma davası açmadı biliyorsun. Açar. O zaten benim davamın bitmesini bekliyordu. Hemen açar boşanma davasını. Bir yüzük alayım diyorum. Yüzük mü? Hı hı. Yani tek taş almam lazım değil mi? Almamış mıydın? Yani ya sonuçta evlendiniz ya, evliydiniz ya. Almıştım tabii ki. Bu yeni bir başlangıç olsun istiyorum. Hem gerçekten nikah kıymam lazım. Anladım.